ilk slayttan belli olmuyor ama bugün İngiltere'de, İskoçya'da, Edinburgh'da olacağız ve David Hume adlı düşünür hakkında konuşacağız. İlk slaytta bunu yazsam tabii çok iyi olacaktı. Edinburgh, İskoçya sınırları içinde kalıyor. 18. yüzyıldan bahsediyor olacağız. Biraz yaklaşmak istersek, Birleşik Krallık, kuzeyi İskoçya, iki tane önemli şehir var, Glasgow ve Edinburgh. Onların deyişiyle Edinburgh. Ve biraz daha yakından bakacak olursak aslında bir liman şehri. Yani deniz kenarında denize erişimi var. Bu da şehrin ekonomisinde, ticari hayatında önemli bir faktör. Ama özellikle 18. yüzyılda Edinburgh dediğimizde ilk akla gelen ticaret olmuyor. Şehrin düşünce hayatı belki de en önemlisi. Şehirden başlamışken bu yakın detayı da görmenizi istedim. Gerçekten şu anda liman var. Eskiden de böyleydi. Lay'dan bahsetmek gerekecek. Ve burası bir küçük yükselti. Şehir için oldukça önemli. Aşağı yukarı şuraya da şehrin kalesi düşmekte. Aslında küçük bir şehir fakat bu şehirden gelip geçenler oldukça önemli ve bunlardan bir tanesi David Hume. Öncelikle filozof olarak biliniyor. Düşünceleri şu anda hala çalışılıyor. Hala insanlar için, düşünürler için oldukça önemli temel oluşturan bir seri fikri var. Önce hayatına bakmak istiyorum. Bundan sonra biraz Edinburgh'dan bahsedip, bu hayatın geçtiği önemli bir yer olarak, sonra da düşüncelerine girmek istiyorum ve bir sonuçla hepsini bağlamaya çalışacağım. David Hume 1711'de Edinburgh'da doğdu ve bu civarda geçti çocukluğu. Babası Joseph Hume hukukçuydu. Avukatlık yaptı fakat kısa zamanda bebekken David Hume hayatını kaybetti. Buna rağmen annesi eğitimini oldukça önemsedi. Hem onun hem diğer çocuklarının aslında. Ve varlıklı bir aile kendisini çocuklarını yetiştirmeye, eğitmeye adıyor. Bu da herhalde bir sonuç veriyor. Şöyle ki oldukça erken bir yaşta erkek kardeşi ağabeyi üniversiteye giderken, Edinburgh Üniversitesi'ne giderken o da olgun bir insan, genç insan haline gelip 12 yaşındayken üniversiteye gidebiliyor. Okumaya oldukça çok ilgili ve bu sırada Edinburgh Üniversitesi'ne gelenlerin genelde ortalama yaşları 15 civarında. O biraz yaşından ileri. Fakat tek değil. Onun gibi başka öğrenciler de olduğunu biliyoruz. Burada çok çeşitli dersler alacak. 18. yüzyıl aydınlanma çağı ve bu çağın bazı favori konuları var. Bunun içinde fizik var, mantık var ve klasik eğitimde gördüğümüz diğer dersler, metafizik, doğa felsefesi, ahlak, tabii ki dil dersleri, Grekçe, Latince, bu eğitime dahil. Birkaç yıl üniversite öğrenciliği yaptıktan sonra tekrar eve geri döner. Ailesi bu eğitimi hukukla devam ettirmesini istemektedir. Fakat onun ilgisi özellikle de tarih ve felsefeye yoğunlaşır. Bunlar bu zamanda edebiyat üst başlığıyla ifade ediliyor. Veya arts da diyebiliriz belki buna. Özellikle hukuktan hiç hoşlanmaz. Baş döndürücü, kötü anlamda
baş dönmesi yapan, mide bulandıran bir alan olarak görür. Fakat tarih ve felsefeyi kapsayan edebiyat için hayatının başlıca tutkusu olduğunu söyler. Bu alandan çok zevk alır. Ve bu aşamada akademisyen ve filozof olmaya karar verir. Avukatlık yapmayacak, hukuk okumayacak, ticaretle uğraşmayacak. Esas hayat meşgalesi akademisyenlik ve felsefe olacak. Ve bundan sonra hayatının bir devresinde tamamen kendisini felsefeye veriyor, düşünceye veriyor, münzevi bir hayat takip etmeye başlıyor. Ve bu devirde temel felsefi meseleleri sorgulamaya başlıyor. Zaten bulunduğu ortamın bir felsefi geleneği var. Ve bu geleneğin temel problemlerini düşünmeye başlıyor. Bu yönelişin ürünü en meşhur, belki de en meşhur eseri olan A Treatise of Human Nature olacak. Ve 3 sene kadar yoğun bir okuma döneminden, düşünme döneminden sonra zihninde bir yeni sayfa, bir yeni düşünce sahnesi açıldığını söylüyor. Belki bir aydınlanma, belki bir seri ilham, artık bunu nasıl ifade etmek istersek. Ondan sonra kısa bir ticari işletmede görev, fakat bundan hemen çekiliyor ve Fransa'ya gidiyor 1734'te. Fransa'ya gidişinin birkaç sebebi var. Bir tanesi İngiltere'nin toplumsal yapısı, ekonomik şartlarıyla ilgili. Büyük erkek çocuklar mirastan güzel pay alıyorlar ve hayatlarına devam etmeleri kolay oluyor. Fakat İngiltere'deki adetlere göre ikinci erkek çocuklar birinci erkek çocuklar kadar pay almıyorlar. Bu yüzden bir iaşe problemi var, hayatta kalma problemi var. Ve Fransa'da hayat daha ucuz olduğu için hayatta kalabilmek, geçinebilmek için Fransa'ya gitmek iyi bir fikir. Fakat bir amacı da herhalde çalışmalarına, düşüncelerine yoğunlaşmak idi. Çünkü onu Paris, Rennes gibi yerlerden sonra en sonunda La Flèche isimli küçük bir kasabada görüyoruz. Bu kasaba aslında dikkat çeken bir yer değil, fakat tek bir özelliği var. Burada bilinen bir Cizvit okulu var. Cizvitler de Katolik tarikatlar arasında eğitime, okumaya, düşünmeye, tahsile belki de en çok önem veren tarikatlardan. Burada daha önce Descartes bulunmuş, meşhur Fransız filozof ve iyi bir kütüphane mevcut. Cizvit papazların kullandığı iyi bir kütüphane var. Bu kütüphaneden bol bol yararlanıyor. Daha sonra hayatının ileriki safhalarına baktığımız zaman Edinburgh'da da karşımıza iyi bir kütüphane çıkacak. Yine David Hume'un bulunduğu. İyi kütüphaneler doğru insanlarla karşılaştıkları zaman herhalde çağlar, etkisi çağlar sürecek sonuçlar yaratıyorlar. İyi kütüphaneler bu yüzden çok önemli. Burada Fransız ve Avrupa kıtasının filozoflarını okuyor. Ve bir noktada beraber bulunduğu, dost edindiği Cizvitlerin dini kabullerini sorgulamaya başlıyor. Aynı zamanda kendisi de dindar bir eğitimden geçmiş. Aile eğitimi böyle, o ana kadar almış olduğu eğitim böyle. Kendi dini kabullerini de sorgulamaya başlıyor. Ve geldiği noktada sistemleşmiş dine karşı pozisyon alıyor. Ve bunu eserlerinde de açıkça yazıyor. Bundan dolayı kendisine ateist suçlaması yöneltilecek. O dönem için bunun tamamen haklı bir suçlama olduğu düşünülebilir. Belki şimdi farklı yorumlanabilir. Ama bu tavır hayatının sonuna kadar devam ediyor. Bu tavırdan, sistemleşmiş dine karşı olan tavrından hiç vazgeçmiyor. Ve yazmaya başladığı eserini 1737'de tamamlıyor. İnsan doğası üzerine bir deneme.
Basımı için Londra'ya gidiyor. Yazar ismi olmadan 2 yıl sonra bu kitap basılabiliyor. Tepki çekeceğinden korkuyor. Fakat beklediği kadar da tepki çekmiyor. Çünkü içinde Hristiyanlığı sorgulayan, İngiltere'deki dini inanışları, algıları sorgulayan veyahut Katolikleri sorgulayan birçok nokta var. Bu eserle beraber ateistlik ithamı başlar. Ondan sonra bazı önemli eserlerinden bahsedebiliriz hayatında. 1741'de Ahlaki ve Siyasi Denemeler. Bu 15 daha küçük eserden oluşan bir derleme, bir toplama. 1742'de bunun ikinci cildi çıkıyor, 12 deneme daha. Bu denemeleri çok seviyor David Hume. Küçük küçük yazıları vardır. Deneme bu küçük yazılar demek aslında. Ve bunları bir araya getiriyor. Bazen içlerinden bazılarını geri çekiyor, biraz düzeltiyor, tekrar yayınlıyor. David Hume ve denemeler dediğimizde bu tarz eserlerden, bunların birleşmelerinden bahsediyoruz. Edinburgh Üniversitesi'nde ahlak felsefesi kürsüsü boş kalıyor. Burada olan insan ayrılmak zorunda kalıyor. Ve David Hume başvurmasına rağmen ve yetkin olmasına rağmen eserlerindeki fikirleriyle çektiği tepkilerden dolayı bu kürsüye alınmıyor. Dolayısıyla Edinburgh Üniversitesi'ne hoca olarak giremiyor. Bu üniversite önemli bir kurum. İskoç aydınlanmasının birçok ismi bu kurumda bulundu. İskoçya'da, İngiltere'de, hatta belki kıta Avrupa'sında dikkat çeken bir kurum haline geldi burası. Birçok ünlü insan bu kurumdan çıktı. Hatta son çarpıcı örnek olarak mesela bir koyun klonlanmıştı, Dolly, hatırlarsınız. David Hume'dan çok daha sonra oldu bu. 90'ların sonu muydu yoksa 2000'lerin başı mıydı, hatırlamıyorum. Çok yeni. Mesela bu çalışma da bu kurumda yapıldı. Bu kurum bilimsel çalışmalarda, düşüncelerde öncü bir rol oynadı. Bu yüzden üzerinde durmak istedim. Buraya giremeyince özel öğretmenlik yapmak, ondan sonra bu işi kaybedince diplomatik görevler almak yaptığı şeylerden. Bir yandan da belki böyle bir hayat takip etmesi, yoğun olarak çalışabilmesine izin verdi. Bu açıdan da iyi olduğunu düşünebiliriz. Edinburgh Üniversitesi. 1582'de kurulmuş, fakat 1700'lerin başlarında gelişme gösteren bir okul haline dönüşmüş. 1707, 1708, 1726 3 tane fakülte kuruluyor. Ve zamanında İskoçya'da 4 üniversite var. Bu üniversitelerden en önemlisi haline geliyor. Tavır olarak da şu tavrı benimsemekte. Yeni fikirlere açık, yeni bilimsel gelişmeleri takip ediyor, daha ileriye taşıyıp bunları yayılmalarını sağlamaya çalışıyor. Üniversitenin sosyal ve entelektüel organizasyonu, düzenlenmesi buna izin veriyor, bunu teşvik eden bir halde. Diğer üniversiteler bu organizasyona sahip değiller. Mesela bir başka üniversite, çok iyi geliri var fakat hocalar bu geliri paylaşma kavgasına düşmüşler. Tabii ki o zaman işleri, burada gördüğümüz şeyler olmuyor. Haritada bir kalenin yerini, Edinburgh Kalesi'nin yerini göstermiştim. Bu Edinburgh Kalesi tarafından çekilen bir resim. Şu tepe üzerinde görünen binalar, hukuk fakültesi öğrendiğim kadarıyla. Hume'a geri dönecek olursak, 1751-1750'ler,
Güzel yıllar, şöhretinin parladığı dönemin başlangıcı. Yazma, yayın devam ediyor ve tabii bu faaliyetin getirdiği bir gelir var. Aynı zamanda diplomatik görevinde İtalya ve Avusturya'ya gidiyor. Torino ve Viyana'ya gidiyor. Buradan da elde ettiği iyi bir kazanç. Edinburgh'da iyi bir hayat sürmesine, güzel bir evde oturmasına kız kardeşiyle beraber izin veriyor. 51'e gelmeden önce 48'de insanın kavrayışı ile ilgili, anlayışı ile ilgili Felsefi Denemeler isimli bir eser ve 3 deneme, ahlaki ve siyasi isimli 2 eser yazmış. 3 deneme tek bir eserin ismi aslında. Fransız filozofu Montesquieu denemelerinden çok etkileniyor. Kendi eserlerini Hume'a gönderiyor ve ikisi arasında bir dostluk doğuyor. Montesquieu ölene kadar mektuplaşmaları devam ediyor. Yine 51'de ahlakın prensipleri ile ilgili bir araştırma, siyasi söylemler yazdığı diğer eserler 51 ve 52. Doğal din ve İngiltere tarihi hakkında da çalışmaya başlayacak. Bu noktaya kadar konuştuğumuz, bahsettiğimiz eserlerin hepsini felsefe üst başlığı altında toplayabiliriz. Aslında politik denemelerinin içinde ekonomiye dair şeyler de var. Ama tek bir üst başlık isterseniz buna felsefe diyebiliriz. Bu noktada, yani İngiltere tarihini yazmaya başladığı zaman onu artık bir tarihçi olarak görmeye başlayacağız. Ve Hume en çok felsefeci olarak, filozof olarak bilinir. Fakat çok iyi bir tarihçidir ve aynı zamanda bazı ekonomik görüşleri, ki bunlardan çok kısa biraz sonra bahsedeceğim, onu bir ekonomist yapar da diyebiliriz. Çok yönlü bir düşünür, çok yönlü bir entelektüel. Gelen tepkiler artıyor fakat kişisel tavrı kimseyle bir polemiğe girmeme. Bu da belki biraz kişiliğinden kaynaklanıyor. Ve 1752'de yine bir başka üniversite pozisyonu gerçekleşemiyor muhaliflerden dolayı. 1761'de Katolik Kilisesi, bu arada şunu hatırlayalım, İngiltere Anglikan, Katolik Kilisesi değil, bu kıta Avrupa'sını ilgilendirir. Kıta Avrupa'sında eserleri tehlikeli kitaplar arasında sayılmaya başlanıyor. Biraz geri döneceğim çünkü 51'le başlayan faal bir dönem, şöhretin artması, tepkilere nasıl cevap verdi, neler yazdı, bunları anlatmaya çalıştım. Şimdi 1750'lerin başına dönecek olursak, bu kurumdan bahsetmek istiyorum. Avukatlar Fakültesi diye bir oluşum var. Bu oluşum Edinburgh Üniversitesi ile ilgili. Edinburgh Üniversitesi'nin hukuk bölümünde Edinburgh'da çalışan bazı avukatlar, yani üniversite dışında çalışanlar, aynı zamanda üniversitede görev almışlar. Dolayısıyla bir avukatlar fakültesi söz konusu. Hem dışarıda iş yapıp hem de üniversitede akademik ders vermek olarak bunu düşünebiliriz. Bu oluşum bir de kütüphane sahibi ve 1752'de bu kütüphaneye kütüphaneci olur David Hume. Fakat zamanına göre bu çok iyi bir kütüphane. Aslında isterseniz şu andaki durumu nedir diye baktığım zaman, görebildiğim kadarıyla kurum devam etmiş. Galiba şu anda da çok iyi bir kütüphane. Mevcut eser sayısı 14 milyon olarak görünüyordu. Bu dünya üzerindeki sayılı kütüphanelerden bir tanesi yapar bu koleksiyonu. Bunun gerçekleşebilme sebebi 1709'da çıkan bir kanun. O da Kraliçe Anne
Britanya'da çıkan her kitaptan bir kopyanın buraya gelmesini emretmiş. Yani aynı zamanda bir milli koleksiyon kütüphanesi. Bu yüzden çok fazla sayıda eser var. Ama mutlaka bu kurumu oluşturan insanların da vizyonu etkili burada. Böyle bir kütüphanede David Hume, İngiltere tarihini yazabileceği kaynaklara ulaşıyor. Bu yüzden 6 ciltlik eserini oluşturabiliyor 1754-62 yılları arasında. Ve bunun çok çok iyi bir maddi getirisi oluyor kendisine. Böyle kitaplar yazmak, yazarları iyi yaşatabilecek bir faaliyet. Çok çok iyi karşılanıyor bu eser ve filozoftan ziyade tarihçi olarak dikkat çekmeye başlamış. Yazıldıktan yaklaşık 50 yıl sonraya kadar İngiltere'de bu en beğenilen, en çok okunan İngiltere tarihi olarak kalmış. Oldukça uzun süren bir etki. Ve Voltaire'e bakacak olursak, üzerine eklenebilecek hiçbir şey yok bu eserin. Gerçekten çok çok beğenilmiş, anlaşılan. Yayın faaliyeti devam eder. 4 tez adlı bir deneme ve kütüphanecilik 1757'ye kadar anlaşılan sürmüş. Sonra tekrar diplomatik görev, İngiliz Büyükelçisi'nin özel sekreteri olma ve Paris'te yaşama. Paris yıllarında asillerin, prenslerin dikkatini çekiyor, güzel hanımların dikkatini çekiyor ve filozoflar da David Hume'un kim olduğunu, nasıl birisi olduğunu biliyorlar. Bunu aslında şu şekilde de belki özetlemek çok yerinde olur. Avrupa'da bir salon kültürü var. Bu biraz doğudaki meclis kültürüne benziyor. Yani kalburüstü kültür adamlarının, sanat adamlarının, düşünce adamlarının bir araya gelip buluştukları, hem eğlendikleri, hem fikir alışverişinde bulundukları, bazen üretimde bulundukları, o anda bir şiir yazarsınız, o anda bir nakış yaparsınız, bir beste gelebilir mesela. Çok verimli ortamlar. Avrupa'da buna paralel görebileceğimiz şeylerden bir tanesi de salon kültürü ve salonlarda prensleri, aristokratları, ondan sonra güzel hanımları, bu insanların hanımlarını ve düşünürleri görebilirsiniz. Buraya sanatkarları da ekleyebilirdik tabii ki. Yakın arkadaşlık kurduğu insanlar arasında dönemin Paris'inin çok önemli düşünürleri, kültür adamları olan Diderot, D'Alembert, Baron d'Holbach gibi insanlar var. Ve Rousseau ile de tanışıyorlar. Hatta Rousseau Fransa'da tepki çekince, Fransa'da barınamayınca David Hume ile beraber Londra'ya geliyor. Hume onu Londra'ya getiriyor. Fakat Rousseau'nun geçimsizliği sebebiyle araları açılınca Rousseau Fransa'ya döner. Son bürokratik görev Londra'da bakan müşavirliği. Oldukça yüksek bürokratik görevlerde, uluslararası görevlerde bulunmuş. 1775'te hastalanıyor. Ölmeden önce kısa bir otobiyografi yazıyor. Ve 1776'da ölüyor. Evlenmemiş, çocuğu yok. Kendisine yumuşak bir karaktere sahip, açık, sosyal, neşeli bir kişilik olarak tanımlamış ve tutkularında da oldukça ılımlı olduğunu söylüyor. Kendi tanımı da bu şekilde. Öldükten sonra yayınlanmamış el yazıları nasıl değerlendirileceği kendisine ait olmak üzere Adam Smith'e bırakılıyor. Adam Smith ile, yani Ulusların Zenginliği kitabını yazan 1776'da serbest piyasa ekonomisinin kurucu zihinlerinden birisi olan, belki de kurucu zihni olan Adam Smith ile çok yakın arkadaşlar. Adam Smith de Edinburgh'da bu sırada.
Şimdi biraz şehre bakalım istedim. Şehir eski bir şehir, bir kale ve onun etrafında gelişmiş fakat aslında küçük bir şehir. Kale savunma ihtiyaçları gereği biraz yüksekte kurulmuş. Tabii kalenin varlığı biraz da görkemli aslında. Çok büyük olmamakla beraber küçük bir kale de sayılmaz. Bize burasının İskoçya'nın başkenti olduğunu herhalde söylüyor. Kaleden şehre baktığımız zaman, buradan çok belli olmuyor fakat eski binalar, 1700'lerde tabii eski değil bunlar. Günümüz Edinburgh'unda yeni binalar ile destekleniyor. Şurada uzakta haritada gördüğümüz körfezi görebiliyoruz. Ve liman özelliğini de veren bu zaten Edinburgh'a. Bu taraftan burası kuzey istikameti. Denize kadar gelişme imkanı var. Sahil sınırlıyor şehrin genişmesini. Siz ne kadar iyi görebiliyorsunuz bilmiyorum ama burada limandaki bazı vinçleri göstermek istediğim için bu yakın çekimi de eklemek istedim. Yine kaleden manzaralar. Burada küçük bir atlama yapıyorum. Geçmişte köşe kapmaca dememin sebebi bu mezar taşlarının dizilişi bana günümüzde Türkiye'de veya İstanbul'da mezar taşlarının mezarlarından ayrılıp sergi amacıyla bir tasnife tabi tutulmasını hatırlattı. Sadece demek ki burada olmuyor. Bunlar da doğal yerlerinde olan mezar taşlarına benzemiyor bence. Bu da tarihin bedeli veya bir şeylerin geçmişte kalmasının bedeli belki. Tekrar geri dönmeye çalışalım. Bu şehrin veyahut ülkenin siyasi tarihine bakacak olursak, 1600'lerin ortalarında özellikle çok ciddi siyasi çatışmalar yaşandı İngiltere'de. 1600'lerin sonuna geldiğimizde siyasi toparlanma çabalarını görüyoruz. 1660'da 2. Charles, 3 krallığın kralı ilan edildi. Ve yüzyılın ortasında yaşanan bir seri devrimci hareket artık sona erdi. Bunlar olurken İskoçya'da yavaş yavaş İngiltere'ye bağlandı. İskoçlar aslında bağımsızlıklarına çok düşkün insanlar. Fakat politik gidişat bizi bu noktaya getiriyor. İskoç kraliyet alametleri saklanmak üzere Edinburgh Kalesi'ne götürülür. 1707'de Birleşme Anlaşması diyebiliriz buna. Act of Union denilen bir anlaşma yapıldı. Ve buna göre İskoçlar İngiltere ile, İskoçya İngiltere ile beraber hareket edecekti. Artık bir İskoç parlamentosu olmayacaktı. Ve kraliyet alametleri biraz önce söylediğim gibi artık ortada gözükmeyecekti. Çünkü bunların gözükmesi demek bir İskoç kralı olması demek. O da artık mümkün değil. Burada bir kulede bir süre bu alametler saklanıyor. Hatta bayağı uzun bir süre saklanıyor. Varlığını unutmuşlar. Daha sonra bu alametler tekrar bulunuyor. Bayağı bir süre sonra ama. David Hume'dan falan çok sonra. Şehre bakacak olursak aslında orijinalde duvarlı bir şehir ve bu taraf, kuzey, deniz, yakın sahil, liman tarafı. Aslında şu tarafta biraz sonra göreceğiz. Burası da deniz. Yani ulaşım bir açıdan oldukça kolay. Evet, ilk olarak erken zamanlarında doğu-batı istikametinde uzanan bir cadde ve bir de bu kaleden, biraz önce gösterdiğim kaleden, Holyrood Sarayı'nın arasında uzanan bir kayalık savunma hattı var. Küçük şehrin esas iki büyük ekseni bunlar. Holyrood aşağı yukarı şuraya düşer. Kale herhalde 12. yüzyılda yapılmıştı. 17-18. yüzyılda 35 bin civarında nüfus var.
günümüzde çok komik kalıyor fakat zamanı için hiç fena değil. Edinburgh için bu oldukça yüksek bir rakam. Bu yüzden, yüksek binalar görmekteyiz ve sosyal yapı zengin ve fakiri bir arada tutuyor. Bu yüksek binaların birinci katlarında, ikinci katlarında zenginler, daha yukarı katlarında, biraz daha zahmet gerektiren katlarında fakirler yaşıyor. Fakat sosyal olarak birbirleriyle iç içeler birbirine yakın bir toplum. En azından 17. yüzyılda böyle. Aynı hanlara gidiyorlar, aynı barlara gidiyorlar. Bu İskoç toplumu için, İngiliz toplumu için çok olağan bir şey, yaygın bir adet. Ve yine bu yüzyılda kulüpler, cemiyetler kurulmaya başlanıyor. Edebiyat kulüpleri olabilir, bilim cemiyetleri olabilir. Bunlara fakir ve zengin beraber gidiyorlar. Aydınlanma sırasında bu tip kulüp ve cemiyetler yaygınlaşıyor. Biraz kuzeyinde, ilk haritalardan birinde gösterdiğim liman var, Light kasabası. 18. yüzyılda belki ayrı bir kasaba gibi gözüküyor. Fakat kısa zaman içinde bunlar birleşecekler. Bu liman kasabasından Edinburgh'a lüks mallar gelmekte, ticaret buradan yürümekte. Ve şehir de 18. yüzyılda çeşitli alanlarda gelişme söz konusu. Gelişme fikrinin üstünde durmak istiyorum. Çünkü aydınlanma aslında düşüncenin gelişmesi, bilimin gelişmesi üzerine kuruludur. Hem düşünsel alanda bir gelişme görmekteyiz, hem şehirde çok bariz gelişmeler görmekteyiz, hem de fiziksel olarak şehrin kendisinde gelişme göreceğiz. Bunların hepsini göstermeye çalışacağım. Fakat bu slaytı geçmeden önce şunu da belirtmek isterim. İskoçya'nın bütünü için bu zaman 1707'de o birleşme anlaşmasıyla beraber politik hakimiyetin aslında İngiltere'ye verildiği ve İskoçların, bundan memnun olmayan İskoçların da ülkeden ayrıldıkları bir zaman ve uzaktaki kolonilere, özellikle de Amerika'ya giden çok İskoç var. Bu hem İskoçya'daki insan kaynağını etkileyecek, fakat bir de kolonilerde oluşan bilginin İskoçya'ya aktarılması sonucunu getirecek. Şehirdeki gelişmelere geri dönecek olursak, zaten burası İskoçların başkenti olduğu için hükümet, mahkeme, kilise gibi kurumlar burada mevcuttu. Fakat daha önce olmayan neler var? Mesela 1695'te İskoçya Bankası kurulacak. Bu ekonominin gelişmesi için son derece önemli olacak. Üniversitenin fakültelerinden bahsetmiştim 1582'de kurulmuş olmasına rağmen. Yeni fakülteler 1700'lerin başında açılacak. Yine 1707'deki birleşme sosyal bir dönüşüm getirecek. Bu sefer İskoçların zengin kesimi ve politikada etkili olmak isteyenler şehirden Londra'ya, Londra güneyde taşınacaklar. Ve şehrin birinci yarısı belli açılardan belki gelişme zamanı, belli açılardan o kadar da parlak bir zaman değil. Bir de 1736'da ve 45'te çıkan isyanlar var, politik isyanlar bunlar. Edinburgh'un belki daha ziyade karanlık zamanları. Fakat yüzyılın ortasında işler bariz şekilde değişmeye başlıyor. 1752'de şehri tekrar planlayalım. Daha güzel, daha yaşanabilir, daha kolay, ticaretin daha iyi yapıldığı bir şehir olsun gibi fikirler çıkmakta ortaya. Ve şehir planlanırken zamanına uygun olarak bir aydınlanma çağı şehri gibi planlanıyor. Mesela burada gördüğümüz Yunan veya Roma vari sütunlar, aydınlanmanın klasik döneme özentisini gösteren sütunlar. Yeni şehirden beklentiler, Londra'ya kaybedilen asiller ve zenginler geri dönsünler. Çünkü her şeyden önce insana ihtiyacınız var. Şehrin ticareti ve ekonomisi gelişsin. Aynı zamanda şehir
yapısal olarak da gelişsin. Bunun sonucunda 1760'lardan 1830'lara kadar uzanan bir şehir gelişme devri söz konusu. Şehri tekrar inşa etmek, daha güzel bir şekilde inşa etmek. Bu şu açıdan çok önemli, zamanının en kapsamlı şehir geliştirme hareketi. 1830'larda artık Edinburgh'un işi bittikten sonra kıta Avrupa'sında kısa zaman içinde benzer bir başka hareket göreceğiz. O da 1850'lerde başlayıp 60'lara 70'lere uzanan Paris'i tekrar inşa etmek. Bütün bir şehri tekrar yapmak, Avrupa'nın anlaşılan Edinburgh'la beraber aşina olduğu, aşinalık kazandığı bir olgu. Yenişehir tarafına bakacak olursak, kuzey limanla son bulacak. İşte bu kesimler aslında yeni Edinburgh. Eski Edinburgh buraları olacaktı. İlk slaytımıza geri dönmek için çok basmam gerek. Bakayım kısaca şuradan yapabilirim. Ha, şurada. Tamam. Eski Edinburgh hemen kalenin bulunduğu tepenin eteklerinde yoğunlaşıyordu. Yeni Edinburgh bu alana yayılıyor. Ve bu çabaların sonucu şu oluyor. Önce şehirde varlıklı bir zanaatkar sınıfı oluşuyor. Yani bina yapabilmek için marangoza ihtiyacınız var, duvar ustasına ihtiyacınız var, demirciye vesaire gibi şeylere ihtiyacınız var, yol yapabilmek için. Ve bunlar zanaatkarlar demek. Zanaatkarlar geliyorlar, gelişiyorlar ve aynı zamanda zengin oluyorlar. Gelişme işaretleri başlayınca bu sefer bu ekonomiyi çevirebilmek için bankalar gelişiyor. Ondan sonra pamuk, kömür, demire dayalı büyük kuruluşlar ortaya çıkıyor. Bir yandan da sanayi devriminin aslında başladığı zamanlar bunlar. Seri üretim, enerjinin kömürden gelen mesela enerjinin büyük miktarlarda kullanılması, sanayinin, atölyelerin, fabrikaların metale ihtiyaç duyması ve tabii ki tekstilde kullanılacak pamuk. Bu da diğer gelişmelere eşlik etmekte. Bütün bunlar bizi mühendislik ve gemi inşa gibi belki biraz daha ileri sahalara taşıyacak. Bir başka önemli ekonomik alan açılacak. Bütün bu işler gelişirken bunların sigortalanması gerekiyor. Sigorta endüstrisi gelişiyor. Ve 1820'lere geldiğimizde, yani gelişme, şehrin gelişmesi 1700'lerin ortasında başlamıştı desek, 1820'lere geldiğimizde Britanya'da Londra'dan sonraki ikinci şehir haline geliyor Edinburgh. Tabii 1820'lere geldiğimizde David Hume artık ortada yok. 1776'da öldü. Fakat nasıl bir gelişmenin başında idi? Onun ilk işaretlerini, ilk örneklerini gördü. Onu bilmemiz açısından önemli. Ve bütün bunların yanı sıra 18. yüzyıldaki entelektüel sahadaki parlak pozisyonunu 19. yüzyılda da devam ettirmekte. Edinburgh çeşitli açılardan zihin, ekonomi, şehir, şehircilik açısından bir gelişim örneği gibi gözüküyor. Pardon. Baştaki haritada Arthur Seat olarak bir yükselti işaret etmiştim zannederim. Burası şehre hakim tepelerden bir tanesi. Buradan baktığımız zaman eski Edinburgh şuraya düşerse bir bu istikamette gelişme var. İlk gelişme kuzeye doğru, limana doğru ve daha sonra bu taraflara doğru şehrin yayıldığını görüyoruz. Bu slide
İşte o yükseltiden diğer tarafların görünüşü. Yani alan olarak da yayılmaya müsait bir yerdeyiz. Bir yandan da şu tespiti yapmak lazım. Aslında bütün Edinburgh ve Arthur Seat şehre damgasını vuran coğrafi unsurlardan bir tanesi, Edinburgh'un doğa ile iç içe olduğunu gösteriyor. Çok kısa bir yürüyüşle bir anda kendinizi o yüksek binaların bütün iş ortamının dışında buluyorsunuz. Doğaya ulaşmak kolay. Doğanın Edinburgh'daki insanlar için ne anlama geldiğini biraz sonra tekrar tartışmak istiyorum. Fakat şimdi Hume'un yaşadığı ortamdan tekrar Hume'un kendisine dönelim ve biraz fikirlerine bakalım. Çıkış fikri, düşünce, felsefe yanlış yolda. Ciddi reforma ihtiyacı var. Çünkü aynı meseleler tartışılıp duruyor ve bir çözüm bulunamıyor. Bunun da sebebi, diyor ki Hume, düşüncenin prensiplerini sağlam bir temele oturtamamış olmamız. Düşünme işini sağlam bir zeminle ve sağlam bir metotla yapmak lazım. O halde ne yapacağız? Kendisine bir amaç koyuyor. İnsan doğasının incelenmesinde bir başka metot kullanacağız. Deneysel metot kullanacağız. Bu deneysel metot fikri önemli. Çünkü Hume'un zamanına geldiğimizde tabiata bakan bilim adamları, doğaya bakan bilim adamları bilgi edinmede gözlem ve deneyi geçerli bir yöntem olarak ortaya koymuşlar. Yani doğa incelemesi yapanlar artık en çok gözlem yapıyorlar, deney yapıyorlar ve bunlar sonucunda öğrendiklerini bilgi olarak kabul ediyorlar. Hume da diyor ki, eğer bu iş, bu metot doğa bilimlerinde başarılıysa, insanı anlamakta neden kullanılmasın? Neden doğa bilimcilerinin kendi alanlarında gösterdiği gelişmeyi filozoflar kendi alanlarında göstermesin? Ve bu sebeple ispatlayamayacağımız hiçbir ön kabul kullanılmayacak. Onun yerine gerçek ve gözleme dayanan fikirleri kabul edeceğiz. Dayanmayan her türlü fikri reddedeceğiz, diyor. Tabii bunun çok büyük bir sonucu var. Metafizik alanı, ilahiyat alanı gözleme dayanmayan birçok bilgi ve kabul içerir. Bunların hepsinin düşünme sınırının dışında bırakılması demek. Fakat bu İngiliz düşüncesinin, Hume'un düşüncesinin bir özelliği ve birçok gelişmeye de kapı açıyor. Tutarsızlıktan kurtulmak veya aynı tartışmaları tekrarlamamak için bu alanları feda ediyor diyebiliriz David Hume. Peki, aynı zamanda bu yönteme kritik bir yöntem demiş, eleştirel bir yöntem. Ele aldığı her şeyi eğer temelsizse veya temellerini aramak, bulmak, sağlam temele oturtmak üzere eleştirmek. Önce ele aldığı alanları, ahlak alanı, siyaset alanı, ekonomi alanı vesaire, insan doğası inceleyeceğiz ve temizleyeceğiz kritik yöntemle. Ondan sonra sağlam zemin üzerine bir sistem inşa edeceğiz. Hem çok eleştirel hem çok yapıcıdır David Hume. Düşüncesi böyle ilerler. Eleştir ve yap. Eleştir ve yap. Tamamen yeni bir zemin üzerine oturmuş bütüncül bir bilimler sistemi. Tek bir alanla da ilgilenmiyor. Yani insan doğasının veya doğanın bütün teorisini kurmak, bütüncül anlayışını geliştirmek amacında. Zemin olarak insan doğasının bilimsel incelemesini kabul ediyor. Bunu açmak istersek, insan doğasının bilimsel incelemesi nasıl bir zemin olabilir? Orada şunu söyleyecek. Bütün bilimler bir şekilde
insan doğasına bağlanır. Çünkü hepsi bir insan faaliyetidir. Hepsi insana bağlanan bir şey. Ve herhangi bir alanda, isterseniz matematikte de böyle, isterseniz fizikte de böyle, neyi başarabileceğimiz aslında şuna dayanmakta. İnsanın bir zihni var ve bu zihnin bir kabiliyeti, işleme şekli, işlemi prensipleri var. Bu aynı zamanda zihnin sınırları. İnsan zihni neyle uğraşabilir ve neyi beceremez, neyin altından kalkamaz? Bunu bilmemiz lazım. Eğer zihnimizin kabiliyetini, anlayışımızın sınırlarını, fikirlerimizin mahiyetlerini ve düşünürken kullandığımız işlemleri, prensipleri bilirsek, o zaman bilimsel çabalarımız veya düşünme faaliyetimiz çok daha verimli olacaktır, çok daha iyi meyve verecektir. Bunu söylüyor. Burada Newton'un etkisini belirtmemiz gerekiyor. Newton'dan müthiş etkilenmiş. Newton'dan anladığı şey şu. Bütün kanunlar, doğa kanunları gözleme ve deneye dayanır. Ve bu sözü Newton söylemiş. Bir temele oturtamadığım, ispatlayamadığım hipotezlerle benim bir işim yok. Yani doğada gördüğümü kabul edeceğim ve bunun kanununu çıkartacağım. Bu fikirle doğa, insan doğasına bakmakta. Biraz önce söylemeye çalıştığım gibi metafiziğin birçok ön kabulü vardır. Mesela ruhtan bahsetmek zorundasınız. Fakat bunu gösteremezsiniz. O zaman Hume için bu bir şey ifade etmeyecek. Fizik ötesine herhangi bir referans vermek anlamsız. Bir zihni coğrafya ya da zihnin anatomisini oluşturmak mümkün Hume'a göre. Burada da yine zamanının bilimsel anlayışından etkilendiğini herhalde söyleyebiliriz. Newton'dan etkilendiği gibi. Çünkü 18. yüzyıl coğrafya ve anatominin gelişmekte olduğu zamanlar. Doğa bilimlerinin düşünce alanına bir başka yoldan etkisi aslında bu. Zihnin coğrafyasından anladığı, zihnin özel alanlarının, güçlerinin keşfedilmesi. Biz hayatımızı yaşarken, düşünürken bunları düşünmeden yaparız. Beynimizde ne olup bittiğini bilmeyiz. Aklımıza bile gelmez, önemli de değildir. Fakat bir düşünür için sistem kurmak isteyen ve bütüncül bir sistem kurmak isteyen, sağlam zemin endişesinde olan bir düşünür için bunlar elzem şeyler. Düşünüyoruz ama nasıl düşünüyoruz? Neler olup bitmekte zihnin içinde? Güçleri ne? İşleyiş kuralları ne? İşte bunların peşinde. Eğer doğanın yer çekimi gibi bir mesela işleyiş kanunu varsa, zihnin de böyle kanunları olabilir. Biraz daha detaylı bakmak istersek, önemli sorularından bir tanesi, zihnin içindekiler nasıl oluşur? Bunlara algılar diyecek. Zihnin içindeki her şey algıdır Hume'a göre. Nasıl oluşurlar? Peki oluştuktan sonra ne olur? Peki oluştuğunu kabul edelim. Basit algılar bir araya gelip daha karmaşık düşünceleri, bazen inanışları, bazen duyguları ve sonuçta eylemleri nasıl oluştururlar? Şunların üçü zihnin içinde olup biten şeyler. Bu artık dış dünyaya da yansıyan bir şey. Fakat hepsini aslında basit algılara indirgemek mümkün. Bu yaklaşımda her düşünce, eylem, inanış basit bileşenlere, basit algılara indirgenebilir. Bu da aslında oldukça Newtonvari bir yaklaşım. Çünkü yüzlerce, binlerce gök cismine baktı. Fakat sonuçta bütün bu fiziksel olgular birkaç genel kuralla açıklanabilir dedi. Aslında basit. Aynı şeyi zihinde çok karmaşık duygularımız, düşüncelerimiz varken Hume yapmaya çalışıyor. Bunları bileşenlerine ayırırsak, aralarındaki kuralları görürsek işi çözeriz.
Varsayım bu. Evet. Temel fikirlerinden örnekler, bunların belki bir tanesinin üzerinde durayım. Fazla detaya girmeye gerek yok. Veya iki tanesinin üzerinde durabiliriz. Mesela algılar var dedik. Zihnin bütün içeriği aslında bir çeşit algıdır. Peki algı dediğimiz şeyden biz fikre nasıl geçeriz? Orada izlenimlerden kopya yapar zihin ve basit fikirler oluşur diyor. Zihnin işleyiş prensiplerinden bir tanesi kopyalama prensibidir. Kopyalama kanunu diyelim isterseniz. Bunu söyleyecek. Bir başka işleyiş prensibi iliştirme prensibidir. Evet, fikirleri biz istediğimiz gibi birleştirebiliriz. Fakat bilinçli olmadan da zihnimizin kendiliğinden fikirlerimize bir düzen vermesi söz konusudur. Çünkü zihinde böyle bir düzenleme prensibi, iliştirme prensibi vardır. O fikirleri uygun şekilde birbiriyle iliştirir. Bunu söyleyecek. Veya bir başka önemli katkısı, tanım denilen şey. Bu doğru inşa edilmeli. Tanımları net yapmalıyız. Eğer bir şeyi net tanımlayamıyorsanız, aslında o gerçek bir tanım değildir gibi bir şey söyleyecek. Felsefi görüşlerine karikatür bile denemez belki. Bazı örnekler vermeye çalıştım ama hani esas yaklaşımını göstermek için herhalde bir pencere açabilir. Ekonomik görüşlerine bakacak olursak, özel mülkiyet meselesi İngiltere'de çok önemli. Tarih boyunca bu böyle olmuş. Bu bir hak değil diyecek. Kesinlikle bir hak değil. Fakat gerekli bir şey. İyi bir şey de değil aslında. Aslında kötü bir şey. Fakat toplumun gelişebilmesi için bu şart. Çünkü kaynaklar sınırlı. Ve sınırlı kaynakları en iyi yönetmenin, onları en iyi kullanmanın yolu birilerinin ona sahip olması. Ancak o zaman kaynaklardan, işte topraktan, madenden, kömürden en fazla verim, en fazla fayda alınır diyecek. Özel bir mülkiyete yaklaşımı bu. Eşitsizlik iyidir. Çünkü bu şekilde gelişme ve buluş olur. Her şey eşit olsaydı gelişmek için, hayatı değiştirmek için bir motivasyon olmayacaktı. Orada böyle düşünecek. Bu biraz daha ekonomistlerin belki ilgisini çeken bir teorisi, para arzı teorisi. Eğer piyasaya fazla para sürerseniz bu fiyatları arttıracak. Burada tabii 1700'lerdeyiz. 1500'lerde İspanya'nın yaşadığı büyük problemi düşünmek lazım. İspanyollar yeni kıtaya ilk gidenlerdendi. Oraya ilk hakim olanlardı. Ve oradan çok altın ve gümüş getirdiler. Fakat bu değerli metal fazlalığı ilk başta bir zenginlik yaratıyormuş gibi görünse de ondan sonra altından kalkılmaz bir enflasyona sebep oldu. Ve ekonomi üzerine düşünenler veya ticaret üzerine düşünenler bunu anlamaya çalıştılar. David Hume bugün hala geçerli olan bir kural ortaya koyuyor burada. Eğer fazla para sürerseniz, fazla değerli maden, geçmişin parası sürerseniz piyasaya bu zenginlik getirmeyecek, bilakis enflasyonu arttıracak. Şu anda bunu mesela bazı ekonomiler para basmak üzerinden yaparlar. Para bastığınız zaman çoğunlukla enflasyon olur. Uluslararası ticaret dengesi üzerine bir teorisi var. İhracatı arttırıp ülkedeki para miktarını arttırırsanız ülkeyi aslında zenginleştirmezsiniz. Bu da yine İspanya'nın bir nevi, sadece İspanya'nın değil, orada merkantilistlerden bahsetmek lazım. 16. yüzyılda, 17. yüzyılda hakim olan ekonomik görüştü bu. Bir uluslararası ticaret dengesi vardır. Siz eğer ihracatınızı arttırabilip daha fazla para kazanırsanız bu ülkeyi zenginleştirir diyordu merkantilistler. David Hume hayır böyle olmuyor diyor. Bu
daha fazla para, artan enflasyon olacaktır. Artan enflasyonla ihracat düşecek ve ithalat artacak. Bu da mesela zaman zaman bildiğim kadarıyla modern ekonomistlerin geri döndüğü, düşündüğü prensiplerden bir tanesi. Zaten bu zamanın belki de en önemli ekonomik düşünürü, ekonomi alanındaki düşünürü olan Adam Smith ile yakın arkadaşlar. David Hume öldükten biraz sonra ama aynı yıl içinde Ulusların Zenginliği kitabı yayınlanacak. Adam Smith'in kitabıdır. Adam Smith de buraya yerleştirmeye çalıştım. Burada olmayanlar için, burada geçen sunumumuzda olmayanlar için biraz sürpriz olacak bu. Bir anda bambaşka bir coğrafyaya, bambaşka bir kültüre atlıyorum, Goethe'ye. Ama bir önceki konuşma Goethe hakkındaydı ve Goethe hakkında bir tespitte bulunmuştuk. Tabiatın bir ilham kaynağı olarak, bir şevke getirici olarak, bir heyecanlandırıcı olarak Goethe için çok büyük etkisi vardı. Eserlerine de yansımıştı. Ve tabii ki duygulara yansınması olacaktı. Bu duygularına yansıdı Goethe'nin. Tabiatla olan ilişki Goethe romantikler için bambaşka bir şeydir. Hume için, aydınlanma zamanını yaşayan İskoçya için çok başka bir şey. İskoç aydınlanmasında ve David Hume'un düşüncesinde doğa iki şekilde önemli. Bir, gözlem yapmak için vazgeçilmez. Bakılacak en önemli şeylerden bir tanesi. Gözlem yapacaksınız. Bir de biraz önce kolonilere, Amerika'ya göç etmek zorunda kalan İskoçlardan bahsetmiştim. Özellikle yeni kıtada tabiat şartları oldukça zor. Ve doğa onlar için üstesinden gelinmesi gereken bir şey. Yani mücadele edip yenmeniz gereken bir şey. Tabii koloniler üzerinden bir de coğrafi bilgi akışı olmakta İskoçlara, İskoçya'ya, Britanya'ya ve tabii hatta anakıra Avrupa'ya. Bu da dünya hakkındaki algıyı, insanın dünya üzerindeki yeri hakkındaki algıyı aslında etkilemekte. Fakat tekrar Goethe'ye dönecek olursak, şöyle toparlamaya çalışayım. Gözlem için vazgeçilmez olması ve üstesinden gelinmesi gereken bir şey olması ile bir ilham kaynağı olması arasında çok ciddi bir fark var. Bir, bunu söylemeye çalıştım. Bir de mesela Goethe'nin yaşadığı bölgede Cadılar Festivali'ne inanılıyor. Her yıl belli bir gün onlar belli bir dağda toplanmaktalar. Bu mucizevi bir şey veya olağanüstü bir şey. Fakat insanlar Almanya'da, Goethe zamanında buna inanıyorlar. Goethe de bunu eserine dahil ediyor. Faust'ta var bu mesela. Fakat bu tip bir olay, bir aydınlanma düşünürü için baştan reddedilmesi gereken bir şey. Çünkü cadıları göremezsiniz, toplandıklarını göremezsiniz, onları belli bir coğrafi mekanla hiç eşleştiremezsiniz. Olağanüstü olayların, mucizelerin reddi, işte böyle bir anlayışı da tamamen reddetmek anlamına gelmekte. Bir de böyle bir fark var. Toparlamak gerekirse, sonuçta olan ne? Şöyle bir düşündüğümüz zaman bu zamanın hızlı değişimler zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Britanya tarihine baktığımız zaman çok radikal siyasal değişimler var. Bunun huzurlu bir çözümü nispeten 1707 anlaşmasıydı belki. Fakat o bile bazı isyanlara sebep oldu. Çünkü İskoçlar hepsi de kabul etmek istemedi bu birleşmeyi. Daha öncesinde Güneyde İngiltere'de çok ciddi kavgalar olmuştu. Krallar öldürüldü, parlamentolar kuruldu, feshedildi.
Sosyal değişim zamanı İskoç toplumunda. Zenginlerin Edinburgh'dan ayrıldığını söyledim. Bazı İskoçların kolonilere göç etmek zorunda kaldıklarını söyledim. Dünya algısı dönüşmekte. Yine koloniler buna bir örnek. Dünyanın bilgisi, evrenin bilgisi değişiyor. Newton çıkmış, gezegenlerin, gök cisimlerinin nasıl işlediğini açıklamak için çok ikna edici bir yöntem ileri sürmüş. Uluslararası ekonomi üzerine düşünüp Hume'da örneğini gördüğümüz gibi bambaşka yepyeni yaklaşımlar ortaya sürülmekte. Ve bir de yaşadığınız şehir, Edinburgh'un planlanması, o dönüşmekte. Bütün bunların bir anlama kavuşturulması gerekiyor. Ve sanki Hume böyle bir çaba içinde, bütüncül bir şekilde, fakat aklı temel olarak orijinal çözümler getirmeye çalışıyor. Bu şekilde de bakmak Hume'un projesine belki mümkün olabilir. Çok teşekkür ederim.